Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınamsızlık tanılar ekranımız olsun. Avustralya'daki Uyghurlar Xitay Baş Ministeri'ye narazılık bildirdi. 16 iyun Adelaide şehirde yaşayotgan Uyghurlar azlaq meydanında Avustraliyaga 4 günlük ziyaretke bargan Xitay Baş Ministeri Li Qiang'a qarşı namayiş qildi. Namayişni Sharqi Turkiston Avustraliya jamiyati tashkillagan bo'lib, Uyghur, Tibet, Hong Konglar shundaqla Xitay Kompartiyasiga qarshi Xitoylardan bo'lib 400 ga yaqin kishi namayishga qatnashgan. Li Qiang Avustraliya ziyorati davomida Adelaide shahrida hayvonotlar bog'ichisidagi mushuk ayiqni yo'qlash uchun bog'ichiga borgan. Bundan xabar topgan Uyghurlar oldi bilan bir yerga jam bo'lib Qurban hayit namozi o'qib, o'zaro diydorlashgan. Orqadan Xitoy bosh ministri Li Qiangning Sharqi Turkistonda qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga noroziligini, g'azabini bildirish shundaqla Avustraliya hukumati xalqiga Xitoyning irqiy qirg'inchi ekanligini bildirish uchun namoyish qilgan. Gerçi Avustraliyada turishliq Xitoy elchixonasi namoyishchilarga qarshi Xitoylarni tashkillab, namoyishni qalaymaqon qilishga urinigan bo'lsa-mu, biroq Uyg'ur yoshlarining jonliq harakatlari namoyish qatnashgan barliq Uyg'urlarning hamkorligi bilan Xitoy maqsadiga yetalmagan. Namoyishda Avustraliyadagi Sharqi Turkiston mujodilasining kuchlik ekanligini, shundoqla chet eldagi Uyg'urlarning Xitoy zindonlarida qiyin kunlarni, iyg'ir bostirishlarni beshidan o'tkazayotgan qayrindoshlarini unutib qolmaganligini qayta namoyon qilgan. Qo'llarida Sharqi Turkiston bayrog'i, Xitoy Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtat degandek shiorlar yozilgan plakatlarni ko'targan namoyishchilar terrorist Li Qiang degandek shiorlarni to'vlagan. Namoyish oxirlashgandan keyin Sharqi Turkiston ulamolar birligining muavin raisi, tashqi ishlar bayonotchisi ustoz Abdusalom Olim so'z qilib, namoyishga qatnashgan Uyg'urlarning jasoratini, bulibmi Uyg'ur yoshlarining naq maydonda ko'rsatgan fidokorligini maqtab mundaq degan. Acayip hemimizle hakikaten tercihlendirdiğin bütün sorunlu müşahalemi köyben her kandak bir Müslüman şunu sen Şarkı Türkistan'daki evansız kalan senin başını köyse hakikaten bizim takımdığın bu günle bugün biz berba kıldık. Allah Subhanahu ve Teala bizim bu Türkistan'lıkımızı razı olsun. Allah heytullahını aile kalıkları kılığına ulan yakın ütüldüğünü tutsun. Hakikaten bundak bir heyt dişiş, bundak bir heyt için cem buluş, bundak bir şarayın yarışın bizi Allah bir türlü irade kılmasa elbette bunu ıslak intikam bastırılgan, bunu müdahil kıldırgan kırımdaşlarımız, cemiyetimiz bulmasa biz buna esne kalınmıştık. Allah subhanahu ve teala bu sene ıslak kırmızı hayat kılırgan kırımdaşlarımız Allah razı olsun. Kırımdaşlarım, bizim Allah subhanahu ve teala için kulçuluk verişimiz için bir işini verip var. Birincisi Allah bizi buyurmak sen temizlerine kılır. İkincisi Allah'ın izniyle bu dünyada hür yaşasın için, özünüzün hakkınızın yaşasınız için, düşmanlarımızı karşı cefaatimizi kılır. Çünkü Allah'ın kaynağı da bizim imanımızı sunuyor. Hiç kaçan bizim dinimiz, bizim imanımız, bizim ahlakımız, bizim vatan gibi olan muhabbetimizle, vatan siyerliğimizle, vatanımızdaki hürlüğü için hiç kaçan karşı emez. Gerçi biz İslam dinimiz gibi tarih koyduğumuzdan. Biz Müslüman işimiz ne? Allah'ın bizi veren inami ve Allah'ın bizi kılan ibadetini de sunuyoruz. Ve bu sorunumuzu inşallah halkaradaki tüm Şarkı Türkistanlı kandaşımızdan ortak düşümüz. Elbette bu nait güzel bir yakşı bir çıkış oldu. Cesaretlik maşallah yaşlarımıza Allah'a idrahmetini güldürmeye Allah razı olsun. Bugün hakiki Şarkı Türkistanlı yaşlı Türkistanlı izhar kıldığında. Bana bu cesaret devam kılması inşallah. Gayret kulaylı. Her maçan, her vakit. Yetti devlet guruhi başlıkları yığını bayanatı ilan kılındı. 50. növetlik yetti devlet guruhi başlıkları yığını bayanat ilan kılınış bilen ahırlaştı. Türkiye Avazı Radyosu haberde kayıt kılınışça yetti devlet guruhi rehberleri Otur Şarıhtaki barlıq puralarının ölüp gidiş ekvallarını birdek eyipleydiğallıkını bulup mu ayallar ve balılarını öz içi kalan puralarını öldürüş kılmışlarını kubul kılmaydiğallıkını bu ekvallardan kattık endişi kılvatkallıkını bildirgen. Amerika, Germaniya, Angliya, Fransiya, Kanada ve İtalya'dan teşkil tapgan 7 devlet guruhi devletleri bilen Avrupa İttifakı elleri rehberlerinin iştirak kılışı da İtalya'nın
Xitayning sayohat rayoni Borgo Ignaziyada chaqirilgan 50-nji navbatlik 7 davlat guruhi boshliqlari yig'ini 2-nji kuni bayonot e'lon qilinish bilan oxirlashgan bo'lib, bayonotda 7 davlat guruhining Isroilni davomli qo'llaydiganligi ta'kidlanib, Isroilya o'zini qo'g'dash huquqini yurgizishda xalqaro insonparvarlik qonunni o'z ichiga olgan xalqaro qonun bo'yicha harakat qilishi kerak. O'tir sharqdagi fuqarolarning o'lib ketish ahvollarini birdek ayiblaymiz. Bulupmu ayollar ve balılarını öz içi kalan puhralarını öldürüş kılmışlarını kubul kılmayımız. Bu ekvallardan kattık endişi kılvatımız. Barlık taraflarını puhralarını kogdaş üçün icabi kademlerini taşlaşkı çakırımız deyilgen. Bayanatta 7 devlet kuruhinin Amerika Prezidenti Joe Biden'ın Gazze'de uruş doktuş teklifini kollaydıqallıqı təkidlenigen ve Hamas bu teklifini kubul kılışqa Hamas'qı təsir görüstəliydiğen devletlerimi kilişimini kubul kılışı üçün Hamas'qı besim işildişki çakır kılıngan. Bayanatta yana Rusya-Ukrayna uruşida Ukrayna'ğı davamlıq yardan berildiqallıqı qayıt kılıngan bulup, Ukrayna'ğı davamlıq hərbi, xamçot, insanperverlik ve qayıt kuruş cahattin yardan kılışqı vədi berimiz. Ukrayna'nın qısqı müddətlik məbləq ehtiyacını qandırışqı yardan berib, uzun müddətlik əsligi kəltürüş və qayt qürüşdiki mühim plan lahiyyələrini qollaymiz, deyilgən. İsrailiyə xalqı Netanyahu'u qarşı 7-ci öktəbirdən buyanqı ən çox namayiş ötküzdi. İsrailiya xalqı Gazze rayonidagi İsrailiyalik asirlarning qaytirib kelinishi, bosh minister Benjamin Netanyahu hukumatining iste'fo berishi va muddatdan burun saylov o'tkazilishini talab qilib, yana ko'chalarga chiqqan bo'lib, Tel-Avivda o'tkazilgan namoyishning 7 oktyabrdan buyonki eng cho'ng namoyish bo'lganligi bildirildi. 10 minglagan İsrailiya xalqi namoyishda qaytidan asir almashtirish kelishimi tuzish, bosh minister Benjamin Netanyahu hukumatining iste'fo berishi va muddatdan burun saylov o'tkazish talablarini yana bir qatim takrorlagan. Namoyishlar Tel-Aviv, G'arbiy Quddus, Hayfa va Netanya shaharlari qatorliq nurg'ullagan o'xshamagan joylarda o'tkazildi. İsrailiya bayroqlarini ko'tarishgan minglagan namoyishchi bosh minister Netanyahu va uning hukumatidagi siyosiy yo'llarga qarshi lozunka plakatlar açıqan bolıp, köçüdü qurulğan münbərdə hökumətni tənqid qılıb nutuqlar sözlənigən. Nutuqda Netanyahu'nun cinayetçi işkalliki və yüzbərgən işlərdə cevabkarlıqı barlıqı tilgə elinib, İsrailiya baş ministerinin birdən bir məxsidinin yeni bir məzgil vaqt ütüş işkalliki təkidlənigən. Muhacirətki uyğurlar heyt xuşallıqıdın birlikdə bəhrəman boldi. Dünyanın her qaysı joylarida yashayotgan Uyghur muhacirleri mübarek heyt küllerimi tuqqanlar bilen alaq qılılmaslıqdak iğir azabni toplaşıp heyt namazı okuş, öz ara heytliş arqılıq untışqı tereşdi. İstanbul'da yashayotgan Uyghurlar qurban heyt mezgilide Xitayning irqi qırğınçılıq terror siyasati sebeplik vatandan ayrılış tuqqanlar bilen alaqı yoki salam saat qılılmaslıqdak azabni bir yerge jam bolish arqılıq yenekletişke tereşdi. İstanbul'un Zeytinburnu rayonunda yaşayotgan Uyghurlar Amina İnanç Camisi'de heyt namazı okudu. Namazdan çıkıp mescid aldıda öz ara körüşüp heytlerini tebrikleşti. Arkadan 2016 yılı Uyghur halkıdan vaqtsız ayrılgan Şarkı Türkistan davası yetekçilerden merhum Abdülhekimxan Maksum'nın kabrisini ziyaret kılıp onun için dua kıldı. Safaköy rayonunda yaşayotgan Uyghurlarımı Uyghur mescidine yığılıp heyt namazını birlikte okudu. Ulemalarının Uyghurca hutbe ve tebliğinden bahriman bolgan cemaat namazdan keyin öz ara körüşüp vatini ata ana uruq tuqqanlardan ayrılış azabını yenikletişke heyt xuşallıqıdan birlikte bahriman bolışqa tereşdi. Şundaqlı Şarkı Türkistan xalqının tizraq Xitay işgaliyetinden azad bolışı irqi qırğınçı Xitayının halaketi üçün dua kılıştı. Ahırda cemaat arbabı Abdüqadir Yapcan'ın yetekçiliği de kelgüsünün ümidi bolğan balılarga heytlik berip, çoğunlarının ularga mikriballıqını büldürüş arqılıq ularını heyt xuşallıqıga çömdürdü. Ondan başqa Gollandiyada yaşayotgan Uyghurlarımı Yevropa Şarkı Türkistan Ma'arif Vakfının təşkilleşi bilen qurban heyt namazını cemaatleşip okup, namazdan çıkıp, öz ara salamlaşıp, mungluşıp, qalbidagi vatandan tuqqanlardan ayrilish azobini yenikletishga tirishdi va shundaqli vaqfining ona til bo'limi tashkillagan faoliyatga ishtirok qildi. Avstraliyadagi Uyg'urlarimi Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining tashkillashi bilan bir yerga jam bo'lib, etnamizni o'qib, o'z aro tidorlashdi
арқыдан Қытай баш министрі Ли Чаңның Австралия зияретіге қарашы намайыш қылды. Ұндың башқы дүнияның әр қайсы жайлардығы ұйғырларымы оқшымаған тарихыда құрбан хетіні тәбірікләшді. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz bu şehirde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.